Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda En'am suresi 9-18. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala şöyle bildiriyor. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا Eğer biz peygamberi bir melek kılsaydık, لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا Onu bir racül kılardık, yine bir adam suretinde gönderirdik. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Onların düştükleri şüpheye yine onları düşürürdük. Ve onlar yine durumu iltibas ederler, karıştırırlardı. Bu ve bazı insanların peygamberin yanında niye melek yok veya niye peygamber melek olarak gönderilmedi? Bu gibi iddiaları var. O iddialara cevap olarak taraf ilahiden geliyor. Şayet biz peygamberi bir melek kılsak onu yine bir beşer suretinde gönderirdik. Çünkü insanlara gönderilecek bir elçinin insan cinsinden olması gerekir. Yoksa yemeyen, içmeyen bir melek, aile hayatı olmayan bir melek, insanlara örnek olamaz, rehber olamaz. Melek diyelim devamlı ibadetini yapabilir ama bu insanlar nasıl yapacak? Yemeyen, içmeyen bir melek, yemenin, içmenin adabını nasıl gösterecek? Elbette peygamberin insanlardan olması ve insanlara bu noktada rehberlik yapması gerekiyor. وَلَقَدْ اُسْتُهْزِيَ بِرُسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ Andolsun ki senden önceki peygamberlerle onlarla da istihza edildi. Yani onlarla da dalga geçildi. فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Ama onlarla onların istihza etmiş oldukları şeyler kendi başlarına geldi. Dalga geçtikleri şeyler ceza olarak onları buldu. Diyelim Peygamber onlara helak olmaktan söz etti. Yani eğer siz Allah'ın dinini tercih etmezseniz başınıza felaket gelecek. Onlar da dalga geçercesine gelsin de görelim dediler. Neticede belalarını buldular. Veya ilahi azabı inkar ettiler. İnkar etmiş oldukları azabın şu anda içindeler. Bu anlamda nelerle dalga geçiyorlarsa dalga geçtikleri şeyleri bizzat yaşadılar. Azrail diyelim bir melektir. Bunun varlığını inkar mı ettiler? İnkar etmiş oldukları melek onların canını aldı. Kabir azabını inkar mı ediyorlardı? Şu anda kabir azabıyla baş başa kabir azabını bizzat yaşıyorlar. Bu tarz olunca demek ki insanlar dini değerlerin hangileriyle dalga geçerlerse onların hak ve hakikat olduğunu zamanla görüyorlar. Gul siru fil ardı de ki yeryüzünde dolaşın. ثُمَّنْ زُرُوا Sonra da bakın, nazar ibretle, tefekkürle bakın. كَيْفَ كَانَ عَقِبَتُ الْمُكَذِّبِينَ Allah'ın ayetlerini yalanlayanların akıbeti nasıl olduğuna bir bakın. Bu aynı zamanda yeryüzünde gezmeye, dolaşmaya ama ibret almak için dolaşmaya Cenab-ı Hak'tan bir emirdir. Çünkü gerçekten şu anda dünyanın değişik yerlerinde hayli ibretlik yerler var. Mesela İstanbul, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Belki de 100 İstanbul şu anda yerin altında var. Ve o insanlar şu anda kabir aleminde yaşıyorlar. Ta Bizanslardan kalma tarihi eserler burada duruyor. Bir zamanlar çok görkemli maddi bir medeniyetler olmuş. Bunların eserleri duruyor. Ama artık bunlar geride kalmış. Ve o dönemdeki insanlar şu anda hayatta değiller. Veya Roma İmparatorluğu. Dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurmuşlar. Maddi yönden çok büyük medeniyetleri olmuş. Ama daha sonra şımarmışlar. İşi oyuna, eğlenceye, gayrimeşru beraberliklere dökmüşler. Bunun neticesinde bazı yerlerde bunlar helak edilmişler. Mesela Pompei Yanardağı'nın lavlarının püskürmesiyle bunlar fuhuş halindeyken vücutları o lavlarla kaplanmış, taşlaşmış bir ceset olarak günümüze kadar gelmişler. Dolayısıyla yeryüzünde dolaşıp bunlara bakmak lazım. Veya bir zamanlar ben ilahım, ben en büyük ilahınızım diyen Nemrut gibiler, Firavun gibiler, bunların akıbetine yine bakmak lazım. İşte Firavun bugün İngiltere'de British Müzesi'nde böyle çıplak bir vaziyette, büzülmüş bir vaziyette, korunmuş bir ceset olarak günümüze kadar gelmiş. İnsan bunlara bakıyor ve baktıktan sonra ibret alıyor. Kur'an-ı Kerim de bu noktada bizi ibret almaya sevk ediyor. Gul limen ma fis semawati vel ard. De ki
göklerde ve yerde ne varsa bunlar kimin? Kul lillah. De ki Allah'ın. Yani göklerde ve yerde ne varsa bunların hepsi Allah'ın. Yani kimin olabilir? Elbette yaratanındır. Ketebe alâ nefsihir rahme. Allah kendi zatına rahmeti yazdı. Allah-u Teala bize de bir takım şeyler yazıyor. Kütübe aleykumus siyam diyor mesela. Oruç size yazıldı. Kütübe aleykumul gıtel diyor. Allah yolunda savaş size yazıldı. Allah-u Teala'nın bize yazdıkları var. Bir de kendi nefsine yazdığı var. Haşa bu el vacib alallah tarzında değil. Allah'a vacip olan bir şey yok. Haşa bir zorunluluk tarzında değil. Ama Allah bunu prensip edindi. Yani rahmetle tecelli etmeyi, rahmetle muamele etmeyi Allah kendine bir prensip edindi. Ketebe alâ nefsihir rahme böyle bir manayı bize bildiriyor. Yani Allah-u Teala bildiriyor, deklare ediyor tabiri caizse. Ben rahmetimle muamele edeceğim. Rahmeti kendime yazdım. Bunu bize bildiriyor. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Gelmesinde asla şüphe olmayan kıyamet günü sizi cem edecektir. Bir araya getirecektir. Allah-u Teala'nın kıyamet günü bizi cem etmesi, o da rahmetinin bir tezahürüdür. Ya bizi yoklukta bıraksaydı, ya bizi toprağın o zerreleri arasında bırakıverseydi, o zaman bu insanlar şöyle deme hakkına sahip olurlardı. Gerçi insanlar o zaman olmayacak ama en azından farazi olarak düşünebiliriz. Yani ya Rabbi, madem bizi sonunda toprak edeceksen, niye bizi yarattın? Bu kadar nimeti tattırdıktan sonra neden bizi toprak ettin? İnsanın hatırına böyle gelebilirdi. Ama Allah-u Teala rahmetle tecelli etmeyi kendine yazdı ve bunun da bir tezahürü olarak mahşer meydanı olacak. Kıyamet günü gelecek ve bu insanlar yeniden diriltilecek. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Ancak nefislerine ziyan edenler فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onlar iman etmiyorlar. Yani Allah-u Teala insanların iman etmesini istiyor ama insanları bu noktada hür bırakmış, serbest bırakmış. Dileyen iman eder, dileyen kafir olur. İşte bir kısım insanlar var ki bunlar nefislerine yazık edenler, kendilerini manen perişan edenler, bunlar inanmıyorlar. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gecede ve gündüzde sakin olan her şey Allah'ındır. Yani gecede neler olup bitiyor, gündüzde neler olup bitiyor, bütün o gecede de gündüzde de var olanlar, meydana gelen şeyler, bunların hepsi Allah'a ait. وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ Ve o semidir, alimdir. Yani işitendir ve bilendir. Allah-u Teala elbette mülkünde cereyan eden şeyleri bilmekte, görmekte ve onların niyazlarını, dualarını işitmektedir. Ve Allah-u Teala elbette insanların da yaptıkları dualarını bilir ve onların hallerini görür, dualarını işitir. قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ De ki, gökleri ve yeri yaratan Allah'tan başka ben bir veli mi edinirim? Veli, dost, yardımcı anlamında. Yani gökleri ve yeri yaratan Allah varken Allah'ı bırakıp da ben bazı şeyleri Allah'ın dışında veli mi edinirim? Dost ve yardımcı mı edinirim? وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ Allah bütün yarattıklarını doyurur ama kendisi bu manada yardıma muhtaç değildir. Gerçekten Cenab-ı Hak Rezzak, rızkı veren O, hepimize rızkı gönderen O, bizim evimize aniden 5 misafir gelse belki ne yapacağımızı şaşırırız, ne ikram edeceğimizi bilemeyiz, zorlanabiliriz. Ama Allah-u Teala her gün 6 milyar insanı rızıklandırıyor. Ve rızıklanan sadece insanlar değil, nice irili ufaklı canlılar var. Mikropları da Allah rızıklandırıyor. Diyelim karada fil gibi hayvanları da Allah rızıklandırıyor. Denizde 150 tonluk balinaları da yine Allah rızıklandırıyor. O daima it'am ediyor. Daima yiyecek gönderiyor. Mahlukatını, yaratmış olduğu mahlukatını, hayat vermiş olduğu mahlukatını rızıklandırıyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyet hakikati, rızık verme yönü. Ama Allah-u Teala kendisi rızka muhtaç değil.
Ve bizler kendimizi Cenab-ı Hakk'a kıyasla değerlendiremeyiz. Yani o Halik'tir, biz mahluk. Biz rızka muhtacız. Haşa Allah da rızka muhtaç diyemeyiz. O rızkın yaratıcısı. Biz yaratılmışız, o yaratan. Kul inni umirtu en ekune evvele men eslem. De ki ben Allah'a teslim olanların ilki olmakla emrolundum. Yani yaşamış olduğu dönemde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak seçilmesiyle Allah'a ilk teslim olan kişi. Daha önceki dönemlerde de diğer peygamberler kendi devirlerinde Allah'a ilk teslim olan kimseler. Önce onlar Allah'a teslim oluyor ve başkalarının da Allah'a teslim olması, Müslüman olması, ilahi emirleri yerine getirmesi için tebliğde bulunuyorlar. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ve bana şu emredildi, sakın sakın Allah'a şerik koşanlardan olma. Yani Allah'ın havliyle, izniyle meydana gelen şeyleri falanca şahıstan veya filanca kuvvetten veya falanca sebepten bu tarzda bilme. Tabiatı bir ilah olarak görme. Sebepleri bir yaratıcı olarak telakki etme. Bir kısım insanları harikulade kudret sahibi görme. Onlar olmasaydı ben yapamazdım deme. Bütün başarını Allah'tan bil. قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ اَصَيْتُ رَبِّي De ki, şayet ben Rabbime isyan edecek olursam korkarım. عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Çok büyük bir günün azabından korkarım. Burada Peygamberimizin şahsında ümmete ders veriliyor. Elbette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a tam teslim oldu. Allah'a bir isyanı söz konusu olmadı. Ama diğer insanların isyanları da var. Bu durumda Peygamberimizin şahsında ümmete ders veriliyor. De ki, eğer ben Rabbime isyan edecek olursam çok büyük bir günün azabından korkarım. Yani ey insanlar böyle deyin ve isyan ettiğinizde büyük bir günün azabının geleceğini unutmayın. Men yusraf anhu yevme izin fakat rahime. Kim o gün azaptan çevrilirse o Allah'ın rahmetine mazhar olur. Yani normalde insan bu nefsiyle, şeytanın telkinatıyla azaba yakın bir varlıktır. Çünkü insanın nefsinin zaafları var. Şeytan kuvvetli bir düşman. Hileleri zayıf da olsa insan üzerindeki etkisi ileri düzeyde. Böyle olunca bu insan ateşe yakın. Ama eğer bir kimse ateşten kurtulmuşsa, nefse rağmen, şeytana rağmen, kötü arkadaşlara rağmen günahlardan uzak yaşayabilmişse bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir tecellisidir. Ve insanın normalde günahlar işlemesi nefsinin bir muktizasıdır. Ama günahlardan uzak kalması Cenab-ı Hakk'ın bir rahmetidir. Arif-i Billah bir zat bunu şöyle ifade etmiş. Ya Rabbi benim yapmış olduğum iyilikler senin lütfundandır, atandandır. Ama yapmış olduğum kötülükler ise doğrudan senin kazandandır. Eğer senin rahmetin özel lütfun olmasaydı ben helake gidenlerden olurdum diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın alemdeki ve insandaki tasarrufunu beyansa dediğinde sıkça şunu kullanıyor. وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَد۪هِ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinin Cenab-ı Hakk'ın kabzayı tasarrufunda bulunduğunu bu gibi yeminlerle ifade etmiş oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim bize şunu anlatır. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَغَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Yani bir yaprak bile Allah'ın ilmi dışında yere düşmez. Dolayısıyla şu alemde meydana gelen her bir şey, her bir olay izni ilahi iledir. Allah'ın ilmi iledir. Ve Allah'ın izni ve ilmi dışında bir şeyin meydana gelmesi mümkün değildir. İşte bunu bildikten sonra bir insan elbette daha böyle kendine dikkat eder ve Cenab-ı Hakk'ın kabze-i rububiyetine kendini teslim eder ve onun mukadderatına boyun eğer ve ona göre istikametle hayatını geçirmeye çalışır. وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ İşte bu apaçık bir kurtuluştur. Yani cehennem azabından kurtulmak ve diğer alemde cenneti elde etmek en büyük bir kurtuluştur. Dünyada da zaman zaman çok sevinçli günlerimiz olur.
diyelim bir üniversite öğrencisi üniversiteyi bitirdiği gün ne kadar böyle rahatlar, doktorayı bitirdiği gün ne kadar rahatlar. Bir iş adamı tarihi bir anlaşmayı diyelim yaptığında, büyük bir başarıya imza attığında rahatlar. Bunun gibi dünya hayatında zaman zaman bir takım başarılarımız, bir takım kurtuluşlarımız söz konusudur. Ama hepimiz için en büyük kurtuluş cehennemden uzak kalıp Cenab-ı Hakk'ın cennetine nail olmakla gerçekleşecektir. Ve cenneti kazanan bir kimse zaten otomatik olarak cehennemden kurtulmuş oluyor. Hem azaptan kurtulmak, bunun bir sevinci var. Hem de doğrudan cenneti elde etmek, bir de bunun sevinci var. Dünyada memurluk yapan veya işçilik yapan birisi 30 yıllık bir görev süresi içerisinde bakarsınız ki normal bir maaşla çalışmışsa 30 yıl zarfında bir ev, bir araba sahibi olabilir. Bu kadar, çok da fazla bir şey değil. Ama bir insan Allah'a samimi kul olmuşsa 30 yıllık bir dönem veya 50-60 yıllık bir dönemde ibadetlerini böyle yaptığında Allah-u Teala ona koca cennet veriyor. Ve o koca cennet her bir mümine isabet eden miktarı bir dünya genişliğinde ve diğer alemde cennete giden herkesin dünya genişliğinde bir mülkte saltanatı olacak. Burası cennet bahçeleriyle süslü, köşklerle, saraylarla müzeyyen, hurilerle şenlendirilmiş. Orada her şey en güzel şekilde ve en ideal boyutlarda. Tümüyle bir darüsselam. Orada kaos yok, orada kargaşa yok. Orada insanların birbirini rahatsız etmesi yok. Rahatsız edici sıcak yok, rahatsız edici koku yok. Rahatsız edici başka şeyler, gıybet, dedikodu gibi şeyler yok. Tümüyle bir selam yurdu, bir selamet diyarı. Dolayısıyla böyle bir yeri kazanmak elbette fevzül azimdir ve fevzül mubindir. Apaçık bir kurtuluş ve çok büyük bir zaferdir. Ve in yemseske Allahu bi durrin fela kashfe lehu illa hu. Eğer Allah'tan sana bir zarar gelecek olsa ondan başka bunu kaldıracak, izale edecek yoktur. Ve in yemseske bi hayrin, eğer sana bir hayır dokunacak olursa فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. O Allah zaten her şeye kadirdir. Burada yani Allah'tan bir zarar geldiğinde bunu ortadan kaldıracak yok. Çok önemli bir hakikati bize ifade ediyor. Çünkü Allah-u Teala yakaladığı zaman اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَد۪يدٍ. Rabbinin yakalaması çok çetindir. Dolayısıyla Allah-u Teala birisini cezalandırmayı murad etmişse bunun önüne geçebilecek yoktur. Ancak Allah dilerse son anda o insana bir rah-ı necat, bir kurtuluş yolu gösterebilir. Bu da bizi beynel havf ve recaya iten bir durumdur. Yani taraf ilahiden bir musibetle karşı karşıya mıyız? Bu Allah'a ilticamıza bir sebep olmalı ve bizi Allah'a sevk etmeli. Ve onun dergahından başka dergahı yok. Onun kapısından başka kapı yok. Böyle olunca Allah'tan başka bu gibi şeyleri bizden izale edebilecek, kaldırabilecek başka bir merci yok. Bunu bilen insanlar fefirru ilallah, Allah'a firar edin ayetini iyi anlamışlar ve tümüyle Allah'a yönelmişler. Ve yapmış oldukları dualarda ya Rabbi senin gadabından, senin rahmetine, senden yine sana sığınırız. Bu mealde dualar etmişler. Çünkü şöyle bir misalle belki daha iyi anlaşılabilir. Bir çocuk mesela, kundaktaki çocuk, bir bebek, annesinin şefkatli tokadına muhatap olduğunda yine annesinin şefkatli sinesine sığınır. Yine annesine kaçar. Taraf ilahiden de insanlara bir zarar gelecek olursa, Allah-u Teala'dan bir musibet bu insana gelecek olursa, böyle bir durumda o insan Allah'a iltica etmeli, Allah'a sığınmalı ve böylece ondan ona bir firar, böyle bir firarı gerçekleştirmeli. Ve ona firar edenler elbette mahrum kalmazlar ve Cenab-ı Hakk'ın rahmet cenahına sığınanlar rahmete mazhar olurlar. Ve Allah her şeye kadirdir. Dolayısıyla en müzmin gibi görülen hastalıklarda söz gelimi Allah dilerse şifa verir. Bu noktada belki bazıları fazla determinist, tamamen sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meseleye bakıyorlar. Ama Allah'ın sonsuz kudretini göz ardı ediyorlar.
Ve huvel gahiru fevga ibadi, ve Allah kullarının fevkinde kahirdir, dilediğini yapar. Ve huvel hakimul habir, ve o hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Cenab-ı Hak bizleri marifetinde daima terakki edenlerden eylesin ve bizi daima rahmetine mazhar olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak üzere hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.